onu götürüyor. Aman 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 aman. Evet. Programımızın içinde de bahsettiğimiz gibi beldemiz belediyelik olmadan önce 2-3 dönem köyümüze muhtarlık yapmış Özer Yavili oldu. Şu anda MHP'nin belde başkanı, başkanlığı görevini yapıyor. Köyümüzdeki içme sularının yenilenmesi, çeşmelerin yenilenmesi, elektriğin gelmesinde, bir takım yapılaşmalarda, artı 89 yılında kurulmuş olan belediyeye, belediyeyi köyümüze getiren, köyümüzü belde olarak resmiyete sokan Özer Yavlioğlu'nun kendisine şu anda köyümüzün tarihi, kültürel ve de sosyal yönleriyle bir takım görüşlerini alacağız. Buyurun efendim. Köyümüzün komşularıyla ilişkileri iyi bir düzeydedir. Geçimi çok iyidir. Son seçimde belediye başkanlığı değişmiştir. Yeni belediye başkanı MHP'den kazanmıştır. Hepimiz kardeş gibi birbirimize... Köyümüzün tarihi geçmişini anlatır mısınız? Evet. Köyümüzün tarihi çok eski Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Tarihi bir geçmişi vardır. Göç hiçbir zaman yapılmamıştır ve yapılmayacaktır. Biz burada kıyamet kopana kadar devamlı Allah'ın izniyle kalacağız. Tarihi mezarlıklar vardır. Ne zaman kuruldu? Hepsi İslam mezarlığıdır. Ne zaman kuruldu onu bilen bile yoktur. Ta Yavuz Selim'in Çaldıran'a geçerken Erzurum'un Beyder Bey'i Sevindik Bey'in zamanında bağlılığını Yavuz Selim'e bildirmiş. Yavuz Selim Çaldıran zaferini kazanıp İstanbul'a döndükten sonra bir dönem gene ayrılmış Erzurum padişahlıktan. Nihayet Kanuni Süleyman zamanında tamamen Erzurum Osmanlı Devleti'nin içine girmiştir. O günden bugüne kadar da Yavli Köyü Osmanlı Devleti'yle ve Cumhuriyet Hükümeti'yle beraber bağlılığıyla birlikte hareket etmiştir. Köylülerimiz ve bütün Erzurumlara sevgi, saygı, selamlarını bildiriyoruz. Yeah.